Kıymetli izleyicilerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Radikal Platformu'nda yine birlikteyiz. Bu akşam yine kıymetli bir konuğum var. Şanlıurfalı, Şanlıurfa'da yatırımlarını yapan iş insanı Serhat Gerger Bey ile birlikteyiz. Serhat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Serhat Bey hem iş insanı hem turizm alanında, turizm grubunda Şanlıurfa Ticaret Odası Mecid grubuna seçildi. Geçen ay yapılan seçimlerde. Kendisine önce hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. İyi. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah yoğun bir şekilde iyisin. Koşturmaya devam ediyoruz. Serhat Bey, isterseniz öncelikle böyle kısaca Urfalıların evet. Çoğu sizi tanıyor ama mutlaka tanımayan izleyicilerimiz evet. De var. Sadece Urfa'da izlenmiyoruz. Sonuçta internet üzerinden il dışından Türkiye genelinde evet. Ve aynı zamanda yurt dışında da bizi izleyenler oluyor. Kısaca böyle kendinizi bir tanıtın, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm seyircilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Serhat Gerger, Şanlıurfa doğumluyum. Tüm eğitim hayatım boyunca Urfa'daydım. Sadece bir üniversite döneminde şehir dışına çıktık. Adana'da üniversiteyi okudum. O da mecburiydi. Mecburiydi. Sonra ardından tekrar şehrimize gelerek iş hayatına atıldım. Turizmciyim, asıl mesleğim turizmciyim. Ama evet. Bunun yanında inşaat sektöründe de ayrıca sanayi sektöründe de çalışmalarımız var. Bu şekilde Urfa'dan ayrılmadan, Urfa'dan bütün yatırımlarımızı tekrar buraya yaparak mücadele eden bir iş adamıyım. Allah muvaffak etsin. Tabii ki insanın kendi memleketine, doğduğu yere evet. Hizmet etmesi, orada yatırımlar yapması, istihdama katkıda bulunması bunlar güzel şeyler. İnsana toprağına ait aidiyet hissettiren şeyler, güzel şeyler. Allah muvaffak etsin. Sağ olun. Peki siz ticaret odasına seçildiniz. Evet. İşte ticaret odası seçimleri oldu. Yeni bir yönetim, yeni bir meclis, yeni bir iş adamları grubu. Siz de turizm alanında seçildiniz, evet. Değil mi? Ticaret odası ne aşamada, nasıl neler planlıyorsunuz? Evet. Ticaret odası ile ilgili ve oradan kendi başlayalım. Evet, oradan evet. Başlayalım istiyorum. Ticaret odası aslında Urfalılar seçimi çok seviyorlar. Her olan seçimlerde tüm şehir bu heyecanı, bu nabız artışını, hızlılığını herkes içinde hissediyor. Ticaret aynen. Odası da böyleydi. Hemen hemen herkes şehir odaklanmıştı. Tabii oyu olan, olmayan herkesin bütün dikkatlerinin ticaret odasında olduğu bir süreç yaşadık. Evet. Zorlu bir süreçti. Rakiplerimiz çok kıymetliydi. Çok zorlu dostlarımız da hepsi. Sonuçta seçim bitti. Kazanan taraf biz olduk turizm için. Turizm komitesinde kazandık. Ardından bugün ikinci meclis toplantımızı yaptık. Hatta meclis toplantısından buraya katıldım. Artık yavaş yavaş fikirlerimizi, düşüncelerimizi, turizm için Urfa'ya neler yapabileceğimizi sesli bir şekilde söyleyebileceğimiz bir platform yakaladık. Bu çok önemli, çok kıymetli. Ticaret odası aslında şehrin siyaset üstü bir STK'sı. Yani yaklaşık 15 bin tane üyesi olan ve onun yanında işveren noktasında çok fazla insana en azından iş imkanı sunan bir kurum. Evet. Baktığımız zaman milletvekillerinden, valilikten, belediyeden çok daha şehre katkı sunabileceğimiz bir alan. Hem siyaset üstüyüz, hem sanayinin içerisindeyiz, turizmin içerisindeyiz. Bu noktada üstümüzde çok büyük sorumluluklar var ve bizimle birlikte turizm grubuyla birlikte ticaret odasında çok fazla sorumlulukları var. 4 yıllık bir süreç için seçildik. Şimdi artık start verip çalışma zamanı. Aynen, üretme zamanı. Tabii, şehir için faydalı olma dönemine giriyoruz. Mutlaka tabii ki. Peki Serhat Bey, bir iş insanı ve özellikle turizmci olarak Urfa'yı turizm alanında nerede görüyorsunuz? Evet. Yeterli sayıda turist çekebiliyor muyuz? Evet. Bu konularda maalesef, bilgi alalım. Kanayan yaralımız. Evet. Aslında Şanlıurfa'nın olması gerektiği rakipleri Roma, Barcelona, Atina olması gerekiyordu. O kadar güzel bir coğrafyadayız ki, o kadar kıymetli bir toprakta yaşıyoruz ki aslında tek başına turizm Urfa'yı Türkiye'nin en iyi ili haline getirebilecek lokasyonda. Yani Göbekli Tepe, Balıklı Göl, Harran sayamayacağımız kadar özelliklerimiz, yerlerimiz ziyaret edilmesi gerekenler. Aynen. Ama maalesef geldiğimiz noktaya baktığımızda
bu pastadan yeterince pay alamadığımızı görüyoruz. Yani yanı başımızdaki Gaziantep bile bizde var olan turizm destinasyonlarından faydalanıp kendine bir alan açıyor. Gerek otel sayımızın yetersizliği, gerek turizmi 12 aya yayamamamız. En önemli nokta bu aslında. Biz hala sonbahar ve ilkbaharlarında turist çekebilen bir şehriz. Eğer biz 12 aya bu turizmi yayabilirsek, gerçekten Urfa ekonomik anlamda çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz daha henüz böyle bir eşikteyiz. Bu eşiği daha atlatamadık. Amacımız 12 aya yayılan bir turizm gerçekleştirmek. Eğer bunu başarabilirsek şehir olarak yoksulluğu da şehirde yaşanan bütün sorunların da üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Yani bizim olmazsa olmazımız aslında turizm. Tarım da şehri de olarak da geçiyoruz ama tarım biraz farklı. Çok geniş arazi sahipleri şahıslar, insanlar var. Yani tarımdan kazananlar şehrin her yerine eşit dağılmıyor. Ama turizm, turizme geldiğinde şehrin en küçük esnafından otellerine, tur acentalarından biber satanlarına, lokantalara, yani para hemen hemen herkese yayılabilecek noktaya geliyor. O yüzden bence birinci önceliğimiz turizm olmalı. Yani şehir olarak. Bu ifadelerinizden anlıyoruz ki Urfa turizmde hak ettiği yerde değil. Kesinlikle değil, kesinlikle değil. Yani bunun nedenleri tabii ki çok çok fazla. Hepsini sayabiliriz. Ama Urfa kesinlikle hak ettiği yerde değil. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Urfa Balıklıgöl'den veya Göbeklitepe'den de ibaret değil. Aslında birçok turizmi çekebilecek birçok alanımız var. Mesela ceylanlarımız var. Kesinlikle. İşte kuş türlerimiz var. Doğru. Geçen iki hafta önce Doğayı Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Urfa'da ya. Evet. 6 tane de il bağlı bize. Evet. İşte Antep, Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, işte 6 tane il bağlı olduğunu, evet, biliyorum. Bu iller bağlı. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa'da. Bölge Müdür Yardımcısıyla birlikte Güzel Kuyu'da ceylanların olduğu, biliyorsunuz. Evet. Orayı birlikte ziyaret ettik. Orada onların yaptığı bir tesis var. Çok güzel bir tesis. 220 ceylanın kapalı alanda böyle telgiler çevrilmiş büyük bir alan. Hı hı. Orada ceylanlar yaşıyor. Onlar işte veteriner hekimleriyle şeylerle kontrol altında. Bir de açık alanda, kapatılmamış açık alanda ama koruma altında olan bölgede tamamı 700 civarında bir ceylan. Evet. Ayrıca Urfa'da birçok kuş türü var mesela. Bu kuş türleri işte kel aynak, onun dışında farklı kuş türleri var. Onlar da koruma altında. Evet. Onların isimlerini şimdi hatırlamıyorum. Evet. Bu kuş, mesela kuş meraklıları da var. Doğaya çok meraklı olanlar var. Evet. Bu turizmi de çekemiyoruz. Mesela kapalı bir şey. Evet. Hatta bölge müdürüne dedim ki sizi bir televizyon programına konuk edeyim. Hı hı. Yani kendi kurumunuzu, ne yaptığınızı, hangi şeyi koruduğunuzu, canlıları ve milli parkları, onları ifade edin. İnsanlar sizi bilmiyor. Dolayısıyla turist de bu şeye gelmiyor. Çekemiyoruz. Evet. Çünkü bilinmeyen bir şeye turist gelir mi? Gelemez. Bir alana. Evet. Yani dediğiniz gibi birçok alanımız var. Bunları hepsini eğer yeterince tanıtabilirsek daha çok turist çekeriz. 5 kat belki turist çekeriz. Daha çok istihdam, evet, daha çok işte Urfa'ya para girdisi olur. Evet. Değil mi? Şimdi bu sizin söylediğinize ek yapmak için söylüyorum. Bizim mesela bir Karacadağımız var kış turizmine açılabilecek. Onlara gideceğim. Not almışım, evet, ben. Yani bizim bir gastronomimiz, evet, var. Yani sadece Göbektepe, Balıklıgöl'den ya o ikisi bile yeterince turist alabilmeye yeterli sebepler ama biz bunun çok çok üstündeyiz. Evet. Aynen. İşte tam da gastronomi dediniz. Evet. Benim not aldıklarım arasında gastronomi şehriyiz. Evet. Gerçekten öyle miyiz? Ve öyleyse gastronomide neredeyiz? Hangi aşamadayız? Evet. Diye bir soru da size yönetiyorum. Evet, gastronomi noktasında çok geniş bir mutfağa sahibiz. Aslında medeniyetin başlangıcının merkezi olmanın da verdiği bir avantajla lezzetler noktasında çeşitlilik çok fazla. Bu noktada bunu ne kadar sergileyebiliyoruz? Gelen turiste bunu ne kadar anlatabiliyoruz dediğimizde maalesef yine sınıfta kalıyoruz açıkçası. Yani bizim Urfa'nın o güzel lezzetlerini sunan, sonunda başardı gerçi. Halliye Belediyesi Göbeklitepe Gastronomi Merkezi'ni açtı. Kusursuz bir yer. Çok, evet, çok çok güzel bir yer. Bir... Yani orası bu noktanın eksikliğini... Hem mekan güzel, hem, evet, üretimi güzel. Lezzeti de çok güzel. Evet.
bu eksikliği tamamlayabileceğine inanıyorum. Ha yeterli midir bir merkezle? Kesinlikle yeterli değildir. Ama özel sektörün de iştahını kabartacağına inanıyorum bu görüntünün. Bu başlangıç oldu. Tabii yani o yüzden Halliye Belediyesi'nin yaptığını gerçekten önemsiyorum. Buradan tebrik ediyorum. Aslında bu iş adamlarının önünü açacağı, gerçekten kaliteli misafirlerin, turistlerin geldiğinde yemek yiyebileceği bir merkezin olmasının ne kadar büyük bir avantaj olabileceğini gösterdi. Gastronomi noktasında işte tescillenmiş ürünlerimiz çok fazla. Evet. Dün de kadayıfı sanırım değil mi? Tescillendi. Hatta onun haberini de yayınladık. Evet. Ben paylaştım da. Evet. Tescilleme noktasında başarılıyız. Yani tırnaklı ekmeğinden köfteye, patlıcanlı kebabından. Bunu başarabiliyoruz ama bunun ne kadarını turistik anlamda ekonomiye katabiliyoruz noktasında işte sınıfta yine kaldığımız noktalardan biri. Bizim çok hızlı bir şekilde gelen turistlere, mesela Antep bu konuda çok çok gerçekten ileri düzeyde. İstanbul'da büyük şehirlerde insanlar hafta sonu gastronomi lezzetlerin tadına varabilmek adına Gaziantep'e turlar düzenliyorlar, çıkıp geliyorlar. Biz henüz o noktada biraz daha gerideyiz, öz eleştiri vermemiz gerekirse. Evet. Ama ilerleyen zamanlarda aslında çeşitimiz çok fazla olduğu için dağılıyoruz belki de. Belki de Gaziantep bu avantajı kullanıyor. Ellerinde gastronomiyi gerçekten mükemmel bir şekilde sunabiliyorlar. Ben bu eksikliğin de Urfa'da kısa bir sürede başarılıp aşılabileceğine inanıyorum. Tabii yani hep Antep'e örnek veriyoruz. Tabii Antep 40 yıldır büyükşehir olmuş. Tarihini tam bilmiyorum ama çocukluğumuzdan beri ben hatırlıyorum Antep büyükşehirdi. Evet. Bizim büyükşehir olma serüvenimiz daha henüz 8 yıl mı oldu? Evet. Neticede Antep'e yetişmemiz için de belli bir süre gerekiyor. Şimdi, aslında avantajlarımız onlarınkinden fazla. Çok fazla. Antep'i kendimize bir hedef almak aslında komşumuz olduğu için Mardin'i de alıyoruz aynı noktada. Yani yarışabileceğimiz anlamında gayet normal. Tatlı rekabet iyidir tabii ki. Yani Gaziantep güzel bir örnek. Belki aramızda en az 30 yıl fark vardır dediğiniz gibi. Büyükşehir olmanın avantajını kullanmış olmaları büyük olasılık. Ama şu da bir gerçek ki Urfa'nın elinde olan değerler, sadece bırakın Antep'i, Türkiye'de böyle bir şehir yok. Türkiye'nin dünyada sayılı bir şehir Urfa. Bakalım ilerleyen günlerde bunu nasıl değerlendireceğiz? İnşallah. Peki yine yaz turizminde hazır mıyız Urfa olarak? Evet. Konaklama demin değindiniz ama yine de bir aynı zamanda bir otel sahibi olmanız. Evet. Grand Urfa Oteli sahibisiniz. Konaklama otel sayımız yeterli mi? Yollarımız, otoparklarımız yeterli mi? Sadece otel yapmakla da veya otel sayısını artırmakla, yatak sayısını artırmakla da yetmiyor. Bunun için otoparklar gerekiyor. Yolların akışı, trafiğin akışı. Bunlar ihtiyaca cevap verebiliyor mu? Ne aşamadayız bu konularda? Şimdi yine eleştireceğimiz konulardan en önemlilerinden birine geldik. Yani hep gündem oluyor Urfa'nın yatak sayısı acaba yetersiz mi diye. Tabii ki dönemsel olarak, sezon olarak Urfa'nın en güzel sezonu bahar aylarıdır. Şehri aşırı sıcakta ve aşırı soğukta, biliyorsunuz Urfa sokakları tarih kokuyor. Urfa'ya gelenler hep sokakları gezmek zorunda aslında. Evet. Bundan dolayı sezonda yoğunluk olması gayet normal. Çeşme, Bodrum'un da yaz sezonları var. Onlar da o dönemlerde çok yoğunlar. Bizim esas en büyük sorunumuz, bence ilk halletmemiz gereken yollardan, yatak kapasitelerinden önce güvenliği sağlamamız gerekiyor. Turizm güvenliği ister. Tabii. Yani eğer güzel güvenliği olmadığı bir yere gitmek istemez. Hiç kimse gitmez. Eğer bugün bu şehirde, Urfa'da gece 8'den 9'dan sonra gelen turist Abide Kavşağı'ndan Balıklı Göl'e kadar hiçbir güvenlik kaygısı olmadan yürüyerek eşiyle, çocuklarıyla gidebilirse işte turizmin patladığı nokta o noktadır diye düşünüyorum. Yani bizim şu anda hala bir güvenlik problemimiz var. Balıklı Göl çevresinde çok ciddi güvenlik problemleri var. Mesela bize gelen turistlerin, tur operatörlerinin en büyük sıkıntısı otobüslerin içine hırsızların dadanması, park halindeki otobüslerden cüzdan çalınması, bu tarz gerçekten turisti kaçıracak, ürkütecek hala sorunlarımız var. Ya çok yoğun olmasa da birer tane arada yaşanması. Şöyle birer taneden aslında fazla. Biz turizmciler işte ticaret odası toplantısını meslekteki arkadaşlarla toplandığımızda sorunlarımız ne masaya diye yatırdığımızda
ilk güvenlik sorunundan başlıyoruz. Herkesin dert yandığı konulardan biri. Ve tabii bunu Suriye'den gelen misafirlerimizin etkisi, şehrin hızlı göç alıp büyümesi, bunlar etkenler ama bizim güvenlik problemini aştığımız an, biliyorsunuz zor dönemler yaşadık. Kobani sürecini yaşadık. Burada insanlar hala haritaya baktığında, özellikle yurt dışındaki turistler, bir bakıyorlar ki Suriye'nin dibinde, bir endişe yaratıyordu. Zor günlerden geldi Türkiye, Urfa bugünlere baktığımız evet. zaman. İlk bu aşamayı atladığımızdan sonra tabii ki yollarımız yetersiz. Şimdi baktığımız zaman biliyorsunuz gelen turistler ilk Balıklı Gölü ziyaret ediyorlar. Mart, Nisan, Mayıs aylarında, Eylül, Ekim aylarında müthiş bir yoğunluk oluyor. Evet. Ve hala otobüslerin durabileceği bir cep yok. Aynen. Bu çok acı. Yani bu şehre daha fazla turist nasıl gelir diye tartışıyoruz. Neler yapabiliriz diye tartışıyoruz ama altyapısını oluşturmadan. Altyapısı yok. Tam gelsin üst üste. Ciddi bir sorun. Çok ciddi bir problem. Hala otobüsler geldiğinde nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Problem oluyor. Bakın ne kadar acı. 2022 yılına gelmişiz. Hala tuvalet probleminden bahsediyor bizim meslektaşlarımız. Bunlar çok acı şeyler. Biz Göbektepe yılı olduk. İslam başkenti, turizm başkenti seçildik. Ve hala çok acil diyoruz ki Balıklı Göl çevresinde turistlerin kullanabileceği tuvalet sayısını arttıralım. Bu çok acı. Yani söylerken bile aslında insanın yüzü kızarması bir noktaya gelmesi aynen. gerekirken maalesef şehir bu kadar basit konularla mücadele ediyor. Umuyorum turist geldikçe hani kervan yolda düzülür derler. Belki artık çaresizlikten bu sorunları, bu çok basit, çözümü çok çok basit sorunları halledebileceğine yetkililerin inanıyorum. Bizler de bu noktada ne gerekiyorsa baskı anlamında, kamuoyu oluşturma anlamında en azından meslektaşlarımızla birlikte sorunlarımızı tekrar tekrar dile getirerek belki de kaba tabirle bezdirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet inşallah. Peki Serhat Bey, ekoturizm ve su sporları konusunda neler yapılabilir? Bu evet, konuda bilginiz mesela var mı? Mesela az önce bahsederken işte kayak turizminden, gastronomiden evet. bahsederken su sporları da bahsedilmezse aynen. olmayacak bir turist çekebilecek yani bir nokta biz tabii. Burada Fırat'ın kenarındayız. Hem evet. Birecik hem Bozova. Bozova, Halfeti. Halfeti, Fırat'ın içindeyiz. Kesinlikle her tarafımız aslında tekrar bununla ilgili altın hepsi, her biri ayrı bir turist çekebilecek. Aynen yani. Bak bunlar hep konuştukça çıkıyor. Bunlar hep evet. turistlere evet. çekebileceğimiz tabii. alanlar yani. Yani bu noktada da eksiyiz tabii. Bunu geleneksel festivaller haline getirebilirsek. Festivalleri de öyle bir defalığa mahsus değil. Sürekliliği oldukça duyulacaktır. Sürekliliği oldukça ciddiye alacaktır turistler. Tabii istikrar önemli. Yani tabii bir zaman. Kere geldiğinde işte ya şu festivali yapalım deyip bir kere yapıp bir de sonraki sene unutursak idareciler olarak bu gerçekten karşılık bulmuyor. Su sporları da bu noktada aynı. Bunu bir kültür haline getirebilirsek gerçekten orada da ciddi bir turist kazanabileceğimizi düşünüyorum. Evet, aynen doğrudur. Örnek olarak Fırat kenarına kurulu Halfeti ve Bilecik ilçeleri dedi ki Atatürk evet. Barajı Gölü kıyısında bulunan Budova ilçesi su sporlarına yönelik turizm yatırımları için uygun alanlardır. Çok uygun yani. Değil mi? Çok buralara uygun. Turizmin çekilmesi için birçok dediğiniz gibi tesisler, işte kanyonlar ne bileyim birçok şey yapılabilir. Yine altyapıya dönüyoruz dolaşıyoruz evet. altyapıya geliyoruz aslında. Şimdi bir yandan sporları için altyapının yapılmasından bahsederken bir yandan da ya güvenlik problemimiz var mı acaba? Hala hırsızlık olayları oluyor mu? Turistler korkusuzca geceleri sokaklarda gezebiliyorlar mı? Konuşuyor olmak aslında çok ciddi bir tezatlık. Yani çok büyük turist çekmeyi beklerken hala bu kadar basit konuları konuşuyor olmak bizi de biraz üzüyor aslında. O yüzden şehrin idarecilerine çok iş düşüyor. Çok aynen. hızlı bir şekilde reaksiyon alarak bu konuda turizm anlamında çok çok altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Gerçekten bu geri dönüşü olacaktır. Evet. Yani şehir olarak bu konuda bence sizlere de çok iş düşüyor hepimizde tabii. Herkesin tabii. Bir şehrin bütün katmanları, STK'ları hepsi birlikte bir ses çıkarmazsa, herkes elini taşın altına evet. koymazsa tabii ki bir birliktelik oluşturulmazsa kalite de gelmez. Başarı da elde edilmez. Ticaret odası olarak da yani şehrin en büyük STK'sı olarak, ticaret ve sanayi odası olarak
biraz bu konuların üzerine gitmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Hedefimiz o yönde. Bakalım. Değil mi? Evet. Yine turistler tarafından yeni yeni keşfedilmeye başlanan Göbeklitepe. Göbeklitepe için neler söylemek istersiniz? Orayı yeterince tanıtabiliyor muyuz? Daha fazla neler yapılabilir? Evet. Sizce? Göbeklitepe artık Urfa'nın elinden çıkmış, dünyaya mal olmuş. İyi ki de öyle olmuş. Çok kıymetli bir yer. Yani insanlık tarihinin bütün sistemini, bütün yazılanları değiştiren bir nokta. Çok şanslıyız böyle bir yerde olduğunda. Oraya gittiğimiz zaman şöyle bastığımız yerler, topraklar, şöyle izlediğimiz o Göbeklitepe'deki taşlar gerçekten insan tüylerini diken diken haline getirebilen bir yer. Yani çok aslında Urfa'nın, ben daha önce bunu söylemiştim, merkez ilçelerinden birinin isminin bile Göbeklitepe olması gerekiyor. O kadar kıymetli bir yer. Yani belki de Haliliye ismi o coğrafyada olduğu için söylüyorum. O sınırlarda olduğu için. Göbeklitepe diye bir ya ilçemiz. Da şehir büyüyor. Biliyorsunuz Maşuk bölgesi artık başlı başına. O bölge evet. Maşuk, Mehmetçik, işte Batıkent, o bölge. Eğer bir merkez ilçesi daha evet, oluşturulacaksa belki, kesinlikle Göbeklitepe ismi kullanılmaz. Belki 3-5 yıl sonra bir ilçe daha tabii. Gerekebilir. Oraya isim mantıklı aslında. Gerçekten Göbeklitepe ismi aklıma gelmemişti. Çok çok kıymetli. Yani şehrin şehir yavaş yavaş değil de çok hızlı bir şekilde Göbeklitepe'yi içine sindirdi. Göbeklitepe gerek son dönemde yapılan filmlerde, gerek ulusal anlamdaki belgesellerde, kitaplarda, yazılarda evet. Çok çok. Ama Karahan Tepe bunun önüne geçebileceğine inanıyoruz. Yani şu Karahan Tepe'de çıkanlar tarihi daha geriye alacak. O zaman bir yeni hikayemiz daha başlıyor olacak. Yani aslında tepeden tırnağa tarih kokuyoruz. Çok, şehrimiz. Çok, yani. Bundan yeteri kadar faydalanamıyoruz ama. Kesinlikle. Yani Göbeklitepe de hala hak ettiği değeri bunun yanında alamadı. Dünyaca ünlü Amazon kraliçelerinin resmedildiği işte Halil Bahçe mozaikleri. Şehir merkezindeki pek çok tarihi eser, Harran Ören yeri, Halfeti, Birecik, Bodo'daki ekoturizm alanları ile yani birçok farklı tarih yani Urfa'nın demin dedik ya Urfa'nın her tarafında aslında tarih kokuyor. Aynen öyle. Bizim ilçelerimiz de çok kıymetli. Yani tabii. Viranşehir'deki bulunan anıtlar, Harran bunlar hepsi işte su sporlarından dolayı Bozova, Halfeti sayabileceğimiz Birecik'teki yerler her biri bir il kadar en azından bir ilden daha fazla turist çekebilecek potansiyele sahip. Evet. Umuyorum ki şehre önce Urfa'yı hallettikten sonra oralara da hak ettiği altyapı, reklam, bunun en azından lobi çalışmalarını da ilerleyen günlerde yapılacağını umut ediyoruz. İnşallah. Demin yine bahsettiniz kayak merkezi diye. Karacada kaya merkezi, bölgenin tek kar yeri olan evet. Karacada kayak merkezinin yenilenmesi ve konaklama olanaklarının artırılması, kayak merkezinin genişletilerek kış ve yayla turizmine açılmasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılabilir? Ben de yine geçen gün sosyal medya aracılığıyla gördüm. Sanırım oradaki kayak tesisi için yapılan otelin çalışmaları hızlandırılmış. Evet. Bir de görselini gördüm, inşaat aşamasındaydı. Sanırım bu sezona yetişmese de bir sonraki sezonda artık bizim de en azından Karacadağ'da bir tesise sahip olacağımızı sinyalleri gelmeye başladı. Tabii bir tesisin ardından orada gerçekten turistler gitmeye başlayınca bu sadece yabancı turistler anlamında değil. Urfalıların da oraya cazip hale geldiğinde hafta sonları tabii çevre iller gitmeye başladıkça oradaki tesis sayılarının da artacağını inanıyorum. Karacadağ gerçekten belki de bir Erciyes'ten, bir Bursa Uludağ'dan daha büyük turist çekmeyi başaracaktır ilerleyen yıllarda. Yine bunu tekrar bahsettiğimiz gibi altyapısı, güvenliği, tesisleşmesi. Tabii. Gelen hızıyla. İnsanların rahat konaklayabileceği, rahat ulaşabileceği, evet, evet. Rahat edebileceği alanlar oluşturulmalı ki evet. Gelen rahat edecek ki giden bir daha hem gelsin tekrar hem de gelsin diye. Diğer arkadaşına, eşine, dostuna tavsiye etsin, paylaşsın. Evet. Sosyal medyada paylaşılır. Ses getirir yani. Bu görünüyor ki işte ilerleyen yıllarda 12 aya biz istemesek de yayılacak turizm. Evet. Yani sadece Mart, Nisan, Mayıs değil de artık Ocak,
Şubat aylarında da kayak turizminin gerçekleşeceğini ve bunu 12 aya yayabileceğimize inanıyorum ben. İnşallah. Peki Serhat Bey, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer kurum, kamu kuruluşların turizmi çekme konusundaki çalışmalarını yeterli buluyor musunuz veya evet, daha neler yapabilirler? Bir şeyler yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Ya bu konuda biraz şikayetçiyiz. Yani meclis üyeliği kısmında değil de iş adamı, yatırımcı kısmında olarak buna cevap vermek tabii, tabii, istiyorum. Biz daha evet, çok iş adamı kimliği, turizmci evet, olmanız kimliğiyle soruyoruz. Evet. Ticaret odasına yeni meclise seçildiniz. O farklı bir çalışma alanı. Siz daha çok ileride yatırımcı bir yatırımcı olarak evet, evet. Biz sizi buraya ticaret odası adına değil, evet, iş insanı, turizmci olarak davet ettik ve konuk ettik. Size bizi tırmadınız. Sağ olun. Belediyecilik noktasında sınıfta kaldığımızı söyleyebiliriz. Yani demin cümleye başlarken söylediğim gibi 2022-2023 yılına başlarken ve biz hala turizmciler olarak gelen turistlere ya acaba bir tuvalet yapabilir misiniz ya da bir otobüslere durak yeri yapabilir misiniz diyorsak belediye sınıfta kalmıştır demektir. Yani duraklarımız biz, da zaten Allah'a emanet. O oralarda yazın, zaten. Yazın güneşte bekliyorsun, kışın yağmurun altında beklemeli. O vatandaşın, Urfalıların en büyük sorunu. O apayrı evet, bir sorun. Ama otobüs girmiyor maalesef. Biliyorsunuz Göbektepe'nin yolları bile daha yeni genişletildi. Evet. Arabalar orada kalıyordu, otobüsler orada kalıyordu. Aynen. Yani artık bizim sınıf atlamamız gerekiyor. Biz burada festivallerden dünyadaki tanınırlığımızı daha fazla nasıl arttırabileceğimizi konuşmamız gerekirken hala ya işte güvenlik önlemlerimizi arttıralım, tuvalet sayımızı arttıralım, durak sayımızı arttıralım diyorsak aslında sözün bittiği noktadayızdır. Evet. İdarecilerin sınıfta kaldığı anlamına geliyor. Ben Urfa'nın tabii ki yatak problemimiz de var. Çevre Mardin'den Urfa, Mardin ve Gaziantep'ten daha az yatak sayısına sahibiz. Daha fazla turisti çekebilecektir. Yani her yeni yatırım kendi potansiyelini de oluşturacaktır. Ama altyapı anlamında, belediyecilik anlamında çok hızlı refleksler alınmadığı takdirde bu sayı kontrolümüzün dışında artacaktır. Özellikle 2023'te beklenti de o yöndedir. Gelen misafir mutlu ayrılamayacak Urfa'dan. Bu çok kötü bir reklamdır. Bunun olması başımıza gelebilecek aslında en büyük sorundur. O yüzden altyapı anlamında, belediyecilik anlamında yapılması gerekenler acil eylem planı adı altında çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Vakit yok. Çok vakit kaybettik zaten yıllarca. Gerek savaş sürecinde, pandemi döneminde bunlar hep Urfa'yı gerilemesine sebep olan olaylardı. Artık vaktimiz kalmadı. Bizim mesela sağlık turizmi de başlıyor. Aklıma evet, şu an konuşurken geldi. Bunu hayata geçiren acentalarımız var artık. Sağlık turizmi de çok ciddi bir potansiyele sahip. Evet. Otel yatırımcılarını Urfa'ya çekme bir lobi çalışması iken belediyeyi çalıştırabilme, Urfa'nın altyapı sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözme gerçekten olmazsa olmaz. Mesela Urfa'nın çok güzel konuk evleri hızlı bir şekilde arttı biliyorsunuz Urfa'nın evet, o eski harika dar sokaklarında. Biz oradaki yatırımcılarla konuşuyoruz, hala elektrik sorunundan bahsediyor. Karanlık ara sokaklar olduğundan, insanların güvenli bir şekilde ilerleyemediğinden, endişe duyduğundan bahsediyorlar. Yani biz aslında baktığınızda alfabenin hala ilk harfindeyiz. Evet. Yani konuk sadece evlerine gelen müşteri eğer ya burası çok karanlık, biz ilerleyemiyoruz, korkuyoruz diye endişe içerisindeyse 58 meydanı için söyleyelim işte. Çok karanlık, şikayetleri en fazla aldığımız noktalardan biri. Oraların ışıklandırılması. Belediyeye soruyoruz, TEDAŞ yapsın diyor. TEDAŞ'a soruyoruz, valilik yapsın diyor. Böyle bir Urfa'nın en büyük böyle bir sorunu var. Birine bir şey söylediğinizde diğer tarafa topu atma evet, anlamında. İşte bunu sizin gibi değerli gazetecilerin aracılığıyla kamuoyu oluşturmak adına bu sorunları hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Turistin Urfa'dan mutlu ayrılması gerekiyor. Yani sadece otel sayısını artırmakla bu olmayacak, çözülecek bir çözülecek olay sorun değil. Ne kadar otel sayısını artırırsanız bu sorunlar çözülmezse yepyeni daha büyük problemler doğuracak. Aynen. Bizim bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Doğrudur. Peki Serhat Bey, bir iş insanı ve sivil toplumcu olarak bu zamların ekonomik dar boğazını evet, biraz da ekonomiye değinelim. Neticede yatırımcısınız. Evet.
Evet. Verdiği ağır etkileri, maliyetlerin artışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz de mutlaka bu zamları müşteriye yansıtmak zorunda kalıyorsunuz evet. Haliyle. Evet. Ancak yansıtırken zorluklar da yaşıyorsunuz. Ve belki kar oranınızdan bütün işletmecilerde olduğu gibi fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu olumsuzlukları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapılabilir? Şimdi bir kere turizmin en büyük kalemlerinden, giderlerinden biri işçiliktir. Bizim Urfa'daki problemler arasında ara eleman bulma sorunu da var. Yani özellikle turizmde gelişmiş ve şehirde kalan bizim birlikte çalıştığımız arkadaşların en büyük problemi işte sezonluk Antalya'ya, Temmuz-Ağustos'ta daha bir sahil kentlerine gidip orada çalışma arzuları, istekleri. Bu da neyden kaynaklanıyor? Aynen anlattığınız gibi yüksek maliyetlerden kaynaklanıyor. Bizim ara eleman problemini çözmemiz gerekiyor. Şimdi artan fiyatlar çok ciddi. Bizim en büyük kalemimiz, giderlerimiz, elektrik ve personel giderlerimiz. Evet. Yani şimdi bugünlerde de gündem olduğu için asgari ücretin yeni gelecek zammıyla birlikte bunun bir SSK külfetinde üstüne eklediğimizde zaten TEDAŞ sorunumuz bırakın işletmeleri 2 artı 1 evde oturan vatandaşın bile en büyük problemi. Aynen. Günün sonunda oturduğumuzda gelirlerimizin en büyük kalemini biz enerjiyi ödemek evet, zorunda kalıyoruz. Bu problemler tabii ki kaliteyi düşürmeden bunu fiyatları gelen misafirlere yansıtmak zorundayız. Buradaki özellikle yurt dışı pazarından söylediğimiz sorunları çözdüğümüz takdirde gelecek misafirler tabii biliyorsunuz kurlardan dolayı etkilenmeyecekler. Evet. Bizim yansıttığımız fiyatlar onlar için çok küçük paralar olacak. Bizim paramızın değersizliğinden kaynaklanan problemden dolayı. Ama yerli turist anlamında zaten Urfa çok zengin bir turiste sahip değil. Evet. Daha çok İç Anadolu, Ege bölgesindeki emeklilerden, daha çok orta halli, daha orta çok, segmenttekiler çok zengin geliyor. Turist gelmiyor bize. Bu maliyetler tabii arttığı zaman, fiyatlar da arttığı zaman o kesimi de kaybedeceğiz. Evet. Burada eğer kaliteyi arttırabilirsek, şehirdeki problemlerin olmadığını anlatabilirsek, ekonomik olarak üst gelir seviyesinde olan turistleri de başta yurt dışındakiler olarak bu şekilde süspanse edilebileceğine inanıyorum. Ama gönül isterdi ekonomimiz çok daha güzel, çok daha ferah, emeklilerin tatil yapabileceği bir noktaya veya orta sınıf dediğimiz kesimin de bir hafta sonu haydi hep beraber bir Urfa'ya gitsek de iki günümüzü geçirsek diyebileceği günlere gelebilsek. Ama maalesef. Bu da tabii bu ülkenin sorunu, sadece Urfa'nın sorunu değil. Yani. Urfa'da çözülebilecek sorun da değil. Bir sorun değil, bu hükümetin, iktidarın çözebileceği bir durum. O yüzden mevcut durumda hitap edeceğimiz turist kesimini, misafir kesimimizi biraz daha Urfa'ya daha nasıl çekebiliriz diye hedef kitlemizi değiştirelim. Yani biraz da ben hijyen ve temizlik konularının altında değil. Yani bu da turizmi çekme açısından çok önemli. Kendimiz açısından da çok önemli. Şimdi mesela biz bir lokantaya gidip yemek yediğimizde hijyen kurallarına uyulmamışsa, işte böyle darmadağın, düzensiz bir yerse insan yemek yemek istemiyor değil mi? Kesin. Konaklamak istemiyor, oturmak istemiyor. Dolayısıyla turist de bundan ciddi anlamda etkileniyor. Bu olumsuz etki. Bir ara gördünüz, adam dökülen biberi yerden süpürerek. Evet. Bu tabii ulusal basında bu sadece yansıyan da, bazıları diyebilir ya bir ferdi bir şeydir, tamam doğrudur ama ya bir de yansımayan, o anda biri kameraya çekmiş, paylaşmış da sosyal medyada gördük. Buna çok dikkat etmemiz i̇şte gerekiyor. İşte yine dönüyoruz yerel yönetimler. Yine yerel yönetimlere geliyoruz. Denetleme mekanizması. Eğitimler gerekiyor. Esnaf eğitilebilir. Uzmanları tarafından yani birer saat böyle haftada bir. Servis elemanları noktasında, esnaf noktasında eğitilebilir. Ticaret odasının bu noktada da girişimleri var. Yani gerçekten ciddi eğitimler, gerçekten kalifiye elemanları oluşturabilmek adına bu çalışmaları başladı. Ama denetleme noktasında bu tamamen yerel yönetimlere düşüyor. Dediğiniz gibi o yerden süpürme bizim bütün ulusal basına düştü ve ciddi bir kötü reklamımız oldu. Bugünlerde de yine bir... Tabii böyle şeyler her yerde sadece Urfa'da yaşanmıyor. Evet. Her yerde bu tür insanlar var. Evet. Ama biz kendi şehrimizden daha çok sorumlu olduğumuz için çözüm noktasında. Evet. Denetlemeleri eğer arttırabilirsek bu noktada zaten
esnaf da para kazanmaya başladığı zaman bu tarz bence küçük oyunlara kaçmayacaktır. Bence denetim değil de hem denetim hem de bana göre eğitim. Evet. Yani esnafı da eğitebiliriz. Nasıl eğitebiliriz? Esnafı çağıracak belediye veya valilik ve ticaret odası ücretsiz bir şekilde onlar uzmanlar tarafından bu tür konular orada birer saat çok fazla zaman da almadan esnafın işte 20'şer 30'er kişi bütün esnafı davet edecek. Zorunlu kılacak hatta valilik. Birer saat bir eğitim verilebilir uzmanlar şimdi tarafından. Şimdi bu eğitim noktasında eğitimin ardından denetlemelerle birlikte tabii. ısrarla denetlemeleri söylüyorum. Aynen. Bu esnafa beyaz bayrak uygulaması yapılabilir mesela. Yani sizler hijyeni, kanserojen madde olmayan özellikle biberlerde çok duyuyoruz bu tarz şikayetleri. Ürünler satarsanız paketleme noktasında şeffaf poşetin içine doldurmak yerine daha kaliteli sunumlar sağlarsanız eğer işte beyaz bayrak gibi bir ödüllendirme. Aynen. Ve bu beyaz bayrak işte gelen acentalara arkadaşlar misafirler beyaz bayrak olan yerler Urfa Belediyesi'nin veya ticaret odasının kontrolündedir. Gönül aynen. rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Buyurun buradan. Kapılarını asarlar. Yani. Esnaf dükkanın çerçeveletip asar. Buralardan çok rahat alışveriş yapabilirsiniz dediği zaman ister istemez rekabet başlayacaktır. Komşusu onda beyaz bayrak olduğu için müşteri daha fazla gittiğini gördüğü zaman o da başlayacaktır. O da aynı ahlak değerlerine sahip olmaya, hijyeni korumaya ya da turisti turizm eğitime dayalıdır aslında. Yani sadece esnaf noktasında değil. Camilerdeki imamlardan bile aynen. eğitime ilerlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz bizim o Balıklıgöl bölgesindeki eski kiliseler de camiye çevrildi. Evet. İnsanlar, turistler merak ediyorlar o hikayeleri. Yani bunu Diyanet'i de dahil edebiliriz. Tabii tabii tabii. İnsani ilişkiler anlamında turiste biliyorsunuz bizim o bölgede özellikle kiliseler 5 vakit namaz dışında da şu an cami olanlar açık olması gerekiyor. Bir görevli olması gerekiyor. Turist geldiği zaman oradan da bilgiler almasını, o ruhu yaşaması gerektiğine inanıyorum. Yani bu noktada yerel yönetimler, bu turizmin lokomotifi yerel yönetimlerdir. Evet. Gerek beyaz bayrak uygulamasıyla gerek farklı lokasyonlar, destinasyonları belirleyerek çok çok daha güzel günler olabileceğine inanıyorum ben. İnşallah. Peki Serhat Bey, aklıma gelen soruları evet. sordum. Notlarım arasında da sordum. Son olarak notlarım arasında olan evet. Şanlıurfa İslam Dünyası Turizminin başkenti ilan edildi. Evet, evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Neler yapılabilir? Bunun bize avantajları ne olacak? Göbektepe 2021 mi? 19. 2019. Göbektepe ili evet. ilan edildi ama sınıfta çok kaldık. Fazla sınıfta kaldık faydalanamadık. Hazır değildi. Bunu da o şekilde geçiştirmeyelim evet. diye. Kesinlikle düşünüyorum. Çok çok doğru bir soru. Bununla ilgili soracağız. Neler yapabiliriz? Turizm başkenti seçildik. İslam dünyası turizm başkenti. Çok çok önemli bir aslında evet. ünvan verildi bize. Biz 2019'da dediğiniz gibi Göbekli Tepe yılında faydalanamadık, sınıfta kaldık. Şimdi 2023 Göbekli Tepe yılından daha önemli. 57 İslam ülkesinin içinde olduğu bir olacak. Neredeyse tamamını beklediğimiz bir 10 gün kaldı diyebiliriz. Evet. Ve hala maalesef hiçbir altyapı, çalışma sesle daha yok. 10 gün kaldı sadece. Yani küçücük bir logomuz bile yok maalesef. Göbektepe yılında logo çalışması başarılıydı. Geç kalınmıştı. Bir kere İslam başkenti olduğumuzu, evet. 2023'ü esnafın haberi yok. Şehrin, halkın bilinçlendirmesi gerekiyor. Yani. Olaya bir oradan başlamamız gerekiyor. Nasıl geliştirebiliriz? Nasıl vatandaşları başkent seçildiğimizi anlatabiliriz? İşte logo çalışmalarıyla, bilgilendirme toplantılarıyla, otobüsleri giydirmelerle, yani çok ciddi bir potansiyel turistin geleceğini beklediğimize haber veriyor olsak ki hala veremiyoruz. Gerçekten halk da böyle bir sirkelenip... Aslında bu çalışmaların 2-3 aydır yapılması gerekiyor. Biz Haziran'da seçildik. Yani Haziran'dan bugüne... Yani diyorum en azından 2023'e 3 ay kala başlatmalıydık en az. Keşke başlatabilseydik. Yani. Ama hala tek bir çalışma yok. Maalesef yok. Yani ticaret odası olarak bu noktada iş adamı kimliğimizle, yatırımcı kimliğimizle ısrarla anlatmamıza rağmen henüz hala bir çalışma başlamadı. Halk hala İslam başkenti seçildiğimizin haberi yok. Bir 2016 yılında Türkiye
de Konya seçilmişti. Ama o dönem malum darbe girişiminden dolayı Konya bunun pastadan bir pay alamadı, kötü geçti. İşte birkaç tane toplantılar, konferanslar düzenleyebildi. Çünkü gerçekten zor bir sezon yıldı. Haziran, Temmuz'da başlayan süreçle birlikte. Biz böyle olmamalıyız, olmayalım. Şimdi dönüp baktığımız zaman Fas, Rabat, İran'da Tebriz, bir geçen sene önce Katar'da Doha kalmıştı. Müthiş bir turist patlaması yaşadılar. Gerçekten bu işin üstesinden de geldiler. Kaymağını da yediler. Çok ciddi paralar da kazanıldı. Ama bizim sadece burada 10 günümüz kaldı. 10 gün içerisinde bir sihirli değneğe ihtiyacımız var aslında. Bu da mümkün görünmüyor. Biz ne otelciler olarak, ne belediye olarak, ne valilik olarak bu şu an hazır değiliz. Ciddi bir kriz bizi bekliyor. Yani bu avantajdan da faydalanmadan... Eğer faydalanamazsak, işte 2019'da yaşadık, bu ikinci, bunu kaçırmayalım, bu tren kaçmasın bari. Baktığınız zaman uçak seferleri, turist gelecek diyoruz, nasıl gelecek bu adamlar? Nasıl getireceğiz? Uçak seferleri yok. Maalesef yok. Gaziantep'e bakıyorsunuz, günde 10 defa, 15 defa uçak seferi var. Bizim bir tane İstanbul uçağımız olduğu zaman mutlu oluyoruz. Onu da saatin her seferinde değiştiriyorlar. Bilmiyoruz ki ne zaman gelecek. Evet. Şimdi turizmi nasıl yapacaksınız? Acentalar satacaklar. Saati belli değil uçak saatinin. Ya da aktarmalı gelecekler kendi coğrafyalarından. Bağlantılı uçak yok Urfa'ya. Bağlantılı uçak yok. Bu adamlar gidecekler 8 saat, 9 saat İstanbul havaalanında bekleyip buraya mı gelecekler? Cazibesini yitiriyor bu şehir yani, ortada. İnsan gitmek istediği yere gitmek istemiyor. Nasıl ki? Karayoluyla mı gelsin bu insanlar? Özel araçlarıyla mı gelsinler? Bir kere uçak problemini çok hızlı bir şekilde gündeme getirip bu sorunu sefer sayılarını arttırarak Urfa'ya gelmeyen özel firmaları buraya getirerek bu lobi çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Bize müjde olarak her sene veriyorlar. Uçak sefer sayısını arttırdık. Ya arttırdınız da işte sonra iptal ettiniz. Tekrar aynı noktaya geldik. İstanbul Ankara'ya seferle olur mu? Antalya'yı açın. İzmir sayısını arttırın. Kıbrıs'ta bir sürü öğrencimiz var. Arttırın. Yani bu şehir nereye kadar böyle üvey evlat noktasında ilerleyecek? Şimdi girip sayfalara baksınlar. Gaziantep uçak biletiyle bizim uçak biletlerimizi kıyaslasınlar. Biz çok pahalıyız. Talep var. Ondan dolayı da artan bir fiyat var. Geldiğimiz noktada ben 2023'ün İslam başkenti olmamızın getireceği daha büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani o da her türlü bir şekilde çözülür. Arz talep meselesidir. Özel yatırımcıyı teşebbüsü ilgilendirir. Ama uçak seferi, güvenlik, altyapı, gelen turistlerin mutlu ayrılması, ama bu bir devlet politikasıdır, belediyeciliktir, valiliğin görevidir. Bu evet. Noktada çok çok iş aslında kamu kurumlarına, resmi kurumlara düşüyor. Umudumuzu yitirmedik. Siyasilere, milletvekillerine. Evet. Bu görev en büyük görev siyasilere, milletvekillerine düşüyor. Aparada takip edin. Tabii mesela şimdi konuşurken aklımıza dahi gelmedi isimleri veya bunlardan bir talep etmek. Belediyeye sürekli isteklerimizi ilettik. Bu da aslında onların bir noktada eksikliklerinden kaynaklanıyor demek ki. Tabii. Gönül isterdi milletvekillerimiz ayağa kalkıp bu uçak sorunumuzu, sefer sorunumuzu halledebilmiş olsalardı. Minnet duyardı. Siyasi partiler, muhalefet de bu konuda bence yetersiz kalıyor. Evet. İktidar zaten çok ilgilenmiyor ki çözülmüyor. Çözülmüyor. İlgilenseydi... Evet. Sorunlar daha az asgariye inerdi. Evet. Maalesef yani ama 2023 İslam dünyası turizm başkenti olmamız, 57 İslam ülkesinden insanların bu şehire çok çok ciddi bir şekilde geleceğine inancımızı koruyoruz. Özellikle eğer başarabilirsek biliyorsunuz haç yoluyduk biz. Yani insanlar Mekke'ye, Medine'ye gitmeden önce Urfa'ya geliyorlardı. Evet. Urfa'da zaman geçiyorlardı. Karayoluyla gittikleri dönemlerde. Şimdi bunu işte yine uçak seferlerini ayarlayarak bir iki günlük Urfa'da bu ibadeti yapıp Göbekli Tepe'yi, Balıklı Göl'ü görüp dergahı Eyüp Peygamberleri buraları gezdikten sonra Urfa'dan Mekke'ye, Medine'ye gidebilirlerse yani o zaman
Urfa gerçekten çok çok daha... Aslında alternatiflerimiz çok, çok ama çok, alternatifleri yani, oluşturamıyoruz. Evet, bizim bu ulaşım sorununu çözmemiz gerekiyor. Evet. Tek bir seferle, iki seferle 57 İslam ülkesindeki insanları buraya taşıyamazsınız. Bir uçak da olsa adam taşırsınız. O da buradaki otel yatak sayısı karşılar fazlasıyla. Yine bizim Nisan-Mayıs ayındaki yoğunluğumuzu yaşarız. Ondan sonra tekrar dağılırız. Bu sadece İslam başkenti olduğu zaman çok çok kıymetli sanatçılar, çok çok kıymetli din adamları var. Bunların bu şehre getirilmesi, burada verecekleri konferanslar veya konserler, festivaller, gençlik festivali, İslam ülkesindeki gençleri buraya çağırabilme, bu tarz aktiviteleri 12 aya yayabilirsek eğer, gerçekten biz İslam başkenti olmanın başarısıyla, gururuyla bu işin yılın sonunda ayrılabiliriz. Ama 10 gün kaldı, altını çiziyorum, 10 gün kaldı ve hala bırakın kendimizi tanıtıp ön hazırlığı, şehirdeki vatandaşın bile bundan haberi yok. Evet. Buradan belki de son sözlerimiz olarak söyleyebiliriz. Yetkilileri bir kez daha davet ediyoruz. Aynen. Lütfen hızlı refleks alın. 10 gün kaldı. Nisan-Mayıs ayında yapacağınız etkinliklerin Urfa için bir katkısı olmayacaktır. Urfa zaten o sezonda yeterince turist alıyordur. Bu bir başarı diye konuşulmaması gerekiyor. Bizim çok hızlı bir şekilde bir eylem planımızın olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum Serhat Bey. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Tekrar inşallah başka bir zamanda yine bu konulara değiniriz. Bakalım. Her biri ayrı bir program aslında, evet, konusu oluyor. 3-5 ay sonra yine inşallah çok sohbet ederiz. Bakalım o zaman bir aşama kat etmiş, bir mesafe kat etmiş miyiz, değil miyiz? Yine kritiğini yaparız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, Serhat Bey'le güzel bir sohbet, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gelecek hafta farklı bir konukla sizlerle birlikte olmak için hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum.